Rum azınlığın 100 yıllık gazetesi sadece 200 adet basılıyor. Ben bildiğim için gazeteye hemen gireyim. Apoya Matini gazetenin adı. Ya şeyi de ilk çıkartanı değil ama onun oğlunu tanımıştım. Sanıyorum 90 yaşında. Umarım yaşıyordur. Vasilyadis'li soyadı yanılmıyorsam. Bu gazete bir aralar çok satan bir gazete. 100 yıllık bir gazete gerçekten. 100. yılını doldurdu. E biliyorsunuz zaten Osmanlı döneminde yani Osmanlı'nın bitimiyle yani o dönemde çıkan gazetelerde azınlıklar zaten öndeydi. Türkçe basılanlarda da öyle bu arada onu da belirtmiş olalım. Yani ikdamı, osubusu vesaire hep bunlarda Ermenisi, Rumu da çalışırdı. Yahudisi de çalışırdı. Öyle bir şey. Çünkü daha fazla okuma yazma bilirler falan filan işte hikayeyi biliyoruz zaten. Sonuç itibariyle e, mübadeleler Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, Trabzon'daki olaylar, İstanbul'daki olaylar vesaire derken İzmir'dekiler tabii Ege'dekiler derken bunların çoğu gitti. Bunlarla beraber maalesef özbe öz Türk olan Karamanları da kovmak gibi Cumhuriyet'in bir utancı var. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Karamanlar evet. Ortodoks, öz Türkçe kullanan, Yunan alfabesiyle yazan özbe öz Türklerdir. Onları da hatırlatmış olalım. Onlar aslında bir haymat dost gibi şimdi şeyde yaşıyorlar. Batı Trakya'da yaşıyorlar. Hatta bir basket takımları da var. Bazen bize çok kızıyorlar ve o basket takımı takımıyla maçlarımızda kavgalar çıkıyor. Onu da ayrıca belirtmiş olayım. Çok acı bir hikayedir o. Bu da acı bir hikaye çünkü şu anda 3000'in altında artık İstanbul'daki Rumların sayısı. Apoyev onlar için çıkıyor. Göründüğü kadarıyla cemaat de pek sahip çıkmıyor ki 200 abonesi var. Ya bari hani 2000-3000 kişi kaldınız, hepiniz yaşlısınız, çocuklarınız Kanada'da, Fransa'da, Yunanistan'da falan ama siz sahip çıkın. Çünkü biz alıp hani Abone olsak da alıp okuyamayız çünkü Rumca yayın yapan bir gazeteden bahsediyoruz. Böyle bir üzücü hikayedir. Bir kişi uğraşıyor şimdi. Yanılmıyorsam yeri ya Beyoğlu'nda ya Şişli'deydi. Çok eski bir matbaası var. Şeye geçmeye çalışıyor sanıyorum. İnternete geçmeye çalışıyor. E-gazete olacak sonuçta. Herhalde gidişat onu gösteriyor. Bu arada bahsetmiş olalım. Türkiye'de İstanbul'da hala çıkan görece de fena satmayan, Ermenice Türkçe yayın yapan bir Agos var. Daha politik. Ama çok daha eski, çok daha köklü Marmara ve Jamanak diye iki tane Ermeni gazetesi daha var. Onu da hatırlatmış olalım. Ya bunlar nedir? Hem kültürel renklerdir, hem tarihi hatırlamak için önemlidir. Hem de bu insanların bu ülkede kalması lazım. Çünkü bu ülkede biz bin yıllarca Yüzyıllarca, bak bir yıllarca bir arada yaşamışız. Sorunlar tabii ki yaşamışız. Ama bir sürü beraber ortak kültürel değerler de geliştirmişiz. Böyle bir hikaye yani Apoyev